Yeni Çelik Palas Oteli. Kompleksini sosyal ve kültürel tesise dönüştürmek için Ankara'dan uzun uğraşlar sonucu devralan Bursa Büyükşehir Belediyesi, projeyi hayata geçirmek için yıkımın ardından yapım ihalesine de çıktı. Çekirge. Yamaçlarında büyük bir rekreasyon alanı ile kongre ve sergi salonlarının yer alacağı, kütüphane ve benzeri gibi müştemilatlarında bulunduğu proje için Büyükşehir Belediyesi 28 Kasım'da ihaleye yapacak toplam 530 kalem imalat için çıkılacak ihaleyle projenin 500 günde tamamlanması hedefleniyor. Bursa'nın çekirge sırtlarında yıllarca atıl duran yeni Çelik Palas Otel inşaatı bir türlü tamamlanamamıştı. Değişik kurumların envanterine geçen o yapı sonunda Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetine devredildi. Bina, yıkımdan kalan kısımları ve ilave imalatlarla artık bir sosyo-kültürel mekan ve rekreasyon alanı olarak Bursa'ya hizmet verecek. Büyük, Şehir Belediyesi şehirde çirkin görüntü oluşturan otel kompleksinin yüksek katlarını büyük ölçüde yıkmış, kalan kısımlarını da kültürel ve sosyal tesis olarak projelendirmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilecek proje Bursa'nın en yeni kültürel ve etkinlik mekanlarından biri daha olacak. Karacabey'de 2. Aday adayı daha. Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıklarında sıra artık aday adaylarının yapacağı başvuralarda. AK Parti de bekleyişin ardından hareketlilik başladı. Hem belediye meclis üyelikleri hem de belediye başkan adaylıkları başvuruları sürüyor. Karaca Bey, de dün iki yeni belediye başkan aday adayı daha dosyasını AK Parti ilçe başkanı Gültekin Saygısever'e teslim etti. Karaca Bey Belediye Meclisi'nin önceki dönem üyelerinden Şenol Erolay Vedat Tezol 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerde belediye başkan aday adaylığı başvurularını yaptılar. Karacabey, de önceki günde eski ilçe başkanlarından Murat Erol Belediye Başkan Aday adaylığı için dosyasını teslim etmişti. Böyle giderse, Karaca Bey, de AK Parti'nin belediye başkan aday adayı sayısı artacak gibi görünüyor. Şimdiden resmi başvuru yapan aday adayı sayısı 3'e ulaştı. Mecliste Gazi Akdemir, dönüşümü tartışması, Bursa'nın kentsel dönüşüm sahaları içinde hiç şüphe yok ki, sı. Caksu önem arz ediyor. Burada bir kısmı termal merkez olmak üzere ayrılan sahada planlanan yeni konutların inşaatı da başladı. Hemen bitişiğindeki Gazi Akdemir Mahallesi de Merinos Stadyumuna kadar kentsel dönüşümü alanına dahil edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi buna ilişkin hazırlıklarını da sürdürüyor. Mülk sahipleriyle uzlaşı arayışları başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine önerdiği dönüşüm projelerinden memnun olmayan hemşerilerimizin bir kısmı dün Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılmak istemişler. Ancak kalabalık grup güvenlik gerekçesiyle oturumun yapıldığı salona alınmamış. İçeride devam eden oturumda ise buna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı G. Ülten Kapıcıoğlu, Gayız Akdemir sakinleriyle yaptığı görüşme hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Vatandaşın, bölgede uygulanmak istenen dönüşüme ilişkin değişik beklenti içerisinde olduğunu, yapılmamasını isteyenlerin de olduğunu anlattı. Muhalefet meclis üyeleri de önümüzdeki salı günkü ikinci oturumda bölgeye ilişkin detaylı bir açıklama yapacaklarını bildirdiler. Büyük. Şehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaşayz, Bursa'da başlattıkları tüm kentsel dönüşüm sahalarında aynı prosedürü uyguladıklarını, kimseye farklı bir muamele yapılmadığının altını çizdi. Sürecin şeffaf biçimde yürüdüğünü anlattı. Aktaş, altı parmak. Kentsel dönüşümüne ilişkin de akademik odaların çalışma sürdürdüğünü, burada işlerinin hiç de kolay olmadığına işaret etti. Başkan Aktaş, oturumda ilçe belediyelerinin bir aylık kaçak yapı yıkım sayılarını da açıkladı. Nil, Üfer'de önü alınamayan kaçak fabrikalara işaret etti. Bir aylık süreçte sadece bir yapı yıkımı bulunan Nilüfer Belediyesi'nin başkanı Turgay Erdem ise her şeyde ilçesinin kıyaslanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Erdem, Çevik Kuvvet Ten destek aldıklarında yıkım yaptıklarını ama bunun için Bursa'da topyekün mücadele gerektiğini, ayrıca şehirdeki hazır beton santrallerinin kaçak binalara beton götürdüğünü dile getirdi. Başkan Aktaş da bunun üzerine "Ben hayat, I'm da kaçak köpek kulübesi dahi yapmadım, bilemem." diyerek Erdem'e yanıt verdi. Oturumun başında Bursa'nın Cumhuriyet'in 100. yılında geçirdiği evreler ve önemli anların yer aldığı film gösterisi de meclis üyelerince ilgiyle izlendi.